dolduruyoruz ya. Tabii şimdi blank yapıyoruz şu anda yani. Evet. <laughs> Hayatımızı hayatımızdaki boşlukları dolduruyoruz yani. Bence çok da güzel evet. oluyor. Ee, o anlamda güzel oluyor. Gerçi içinde boşanma rakamları artıcı olur ama ne diyorsun? Yani umarım burada da artmaz yani Darsu dünyanın her yerinde. Çünkü insanlar birbirini tekrar keşfediyor. Bak tanıyor demiyorum. Ee, tekrar birbirini keşfediyor hangi olumlu veyahut da olumsuz yönlerini törpüleyeceklerini veyahut da daha fazla ona aşık olacaklarını, daha fazla ilgi duyacaklarını tekrar tanıyorlar, tekrar keşfediyorlar yani. Yeni bir keşifteyiz. Öyle bakmak lazım. Evet, her anlamda farklı evet. bir dönem yaşıyoruz orası kesin. Kurt Lig'lerin durumu ne olur sizce? Acaba Temmuz'da oynanır mı demiş. İhtimal Mayıs gibi duruyor. Ya bence Haziran. Yani benim kendi böyle Hı. bir genel olarak tabii ki bilim adamı değiliz, hiçbir şey söylemeyeceğim ama genel olarak bakıldığında Haziran ayında süperlikte. Süper Lig'de e, çarşamba pazar sıkılaştırılmış bir e, program. Hiç play-off falan gibi mevzulara gerek kalmadan evet. İnşallah inşallah atlatırız tabii ki e, virüs meselesini. Hani biz iyi senaryoda konuşuyoruz. Virüs bitti ne olur? Haziranda oynanır. İnşallah. Evet. Murat Güray Akpınar'da e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden e, o, yavru vatanlar bizi şey, evet. izliyormuş. Mustafa Bey bu teker teker konukları gönderiyor. Bu gidişte yalnız kalacak. <laughs> <laughs> i̇yi ki varsın Lugat diyerek noktalamış. <laughs> Bünyamin Bey, Azerbaycan de... Evde kal Türkçü ya. Evde kal Azerbaycan. <laughs> ha Abi şuradaki iki şişeyi görünce korkmadım değil bir an. Hani bir kazaya konserve şeyleri galiba, kaplar onlar galiba. Kavanozları diyorsun. Kavanozlar, şişe demişim kavanoz işte. Yani. Kavanoz. kavanoz. Kavanozları görünce tırsmadım değil ama neyse oraya işi bırakmadan... <laughs> Perdeyle bitirdi. senin de dinliyor bu arada bak. E, sen diyordun ya perdeye doğru vurun, perdeye doğru. Tabii. Atışır. Perde abi. <laughs> Perde. Sığınaklı liman. <laughs> başınız nerede girmez. Perdeye evet. vurursanız başınız nerede girmez. Ee, annelerimiz çok güzel yaparlardı. Ee, kavanozların Aa, içinde turşular değil mi? Salça. Benim anneannem, Salça. Annem, annem evet. evet Ayvalık'ta harika salçalarla dönerdik. Turunç reçelleri, turunç kabuğu falan böyle. Bir sürü reçelle dönerdik yani. O e, salçanın tadı bambaşka olurdu. Şimdi tamam. yakalayamıyorsun ya. Yani. Şimdi olmuyor. Yok, yok olmuyor. o hazır aldığımız konserve salçalar bence bana yok. ketçap gibi geliyor. Yani yavan geliyor. Yani yavan geliyor. O tadı evet, olmuyor yani tadı evdeki olur. evdekinin tadı olmaz. Domates zaman salçası mı yok. biber salçası mı? Ben domates salçasını severim. Salça domates salçası diyorsun. Yok demiyorum. Ben sevdiğimi <laughs> <mi? gülüyor> söylüyorum. <gülüyor> yani. Şimdi biber biber salçası sevenleri niye <laughs> yoksayayım ki ben domates salçasını tercih ediyorum yani. Peki Bilal Kırmacı, Makedonya'da bizi izleyen Serman kardeşe selamlar olsun demiş. Bir Cuma günü değil mi? Bir programımızı izleyen evet, Makedonlar evet. birleştiler böyle. Ben evet. de Makedonum hani, Makacoğlu benim sahnesi Doğru. yaşandı. Yani Makedonya'da şey, reyting ölçer koysak orada birinci çıkarız yani. Öyle görünüyor. <laughs> Sağ olsunlar, var olsunlar. İyi ki varlar. Ee, Özkan e, balkonda top oynayan çocukları bile özlemişiz e, diyor. Bilal Kırmacı, e, evde kalmaktan mutluyum, bol bol dinleniyorum demiş. Ali Armer, bana bir laptop verebilir misiniz demiş. Bunu verelim <laughs> 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 istersen. Peki. Bilal Mustafi de Makedonya'dan selamlar demiş. Necati Kartal, yeğenin videosunu göndermiş, yayınlarsanız çok sevinirim demiş. Arkadaşlarımız e, hızlı bir şekilde e, seçiyorlar. Alperen Erdoğan Fenerbahçe'de koronaya yakalanan futbolcu kim acaba? Kruze ediyorlar demiş ama bilmiyoruz. Yani o açıklanmadığı müddetçe bilsek bile bizim söylememiz e, doğru olmaz. E, Sonuç açıklamayı yetkili isimlerim ya da kişinin kendisine yapması gerekiyor. Tabii. O, o, o konuya çok dikkat etmemiz lazım. Yani çok hassas lazımdan, bir konu. Çok hassas bir konuda e, belirli noktalarda etkileşim e, budalası olarak hareket etmemek gerekiyor. İlk haberi ben verdim. Yaşasın sevincini üç kere yaşarsınız 4'ün üstünde büyük bir hata yapıyorsunuzdur fark etmezsiniz bile. Ya yani bu bir transferdir falan Doğru olabilir ama şu koronavirüs ve benzer durumlarda daha hassas davranmamız gerekiyor. Ben kimseye gazetecilik öğretemem ama bence daha hassas davranılması lazım. Peki e, şimdi çok enteresan bir oyuncuyu soracağız ben kimim de? Hmm. Ilgaz Çınar. Peki hadi bakalım. Az önce izleyicilerimizle birlikte bildin. Evet. Onu söyleyeyim. Bakalım bu sefer ne olacak? Bakalım. Kopyalar da gelecek şimdi ekrana. Yarım sezonda olsa Türkiye'de forma giydim. Hı hı. Takım arkadaşım Turgay Kerimoğlu müthiş bir insan. Antrenman sonrası şut çalışırdım. Kalede Roy Carroll Car olurdu. Wolves formasıyla Gerard ve Hipya'yı geçip kaleci Dudek'i ters köşeye yatırmışlığım vardır. Eski oda arkadaşım Ali Tan Doğan beni çok gezdirirdi diyor. Türkiye'ye gelmiş ilginç transferlerden biri. Keni Miller. Tebrik ederim. Kenny Miller bence herkesten önce bildin. Seni doğru cevaba götüren şey neydi? Ali Tan Doğan. Ali Tan Doğan. Yani? Bursa Spor. Bursa Spor. Ve arkasında da Altidor'la falan da oynamıştı galiba yanlış tabii, hatırlamıyorsam. Tabii tabii. tabii. Yani Miller gitti mi Altidor mu gelmiş? Jose Altidor gelmişti ama. E, ama Ertuğrul Sağlam biraz daha e, Jose Altidor'u e, Santrofo arkasında topla giden adam olarak kullanıyordu. Ondan da çok verim alamamıştı ama. Kendim olur. Türkiye'ye geldiğinde e, İskoçya'da e, gol kralıydı. Türkiye'den döndüğünde hala gol kralıydı yani. Öyle acayip bir gol atıp gelmişti Türkiye'ye. Glasgow Rangers. İnanılmaz. İnanılmazdı. inanılmazdı. Evet. Ve oradan da Cardiff'e gitti. Bursa Spor'dan da Cardiff'e gitti. Cardiff'ten sonra bir MLS, Vancouver Whitecaps. Öyle mi? Ha o, o kadarını bilmiyordum. Yine yarım sezon kulüpsüz ardından evine dönüyor Glasgow yani, Rangers'a. Tugay Kerimoğlu'yla da Rangers. Günleri. Rangers günleri. Tabii Rangers'ın genç ismi mi Kerimemir? Çok genç ismi, genç ismi olması lazım. Yani takım arkadaşım e, derken abi yani Blackburn'e gitti mi Kenny Miller? Ona bakabilir miyiz? Acaba Blackburn'dan bir takım arkadaşı. Blackburn'dan. Blackburn'dan ha yani işte, şimdi evet. Rangers çünkü Tugay Kerimoğlu zaten 99-2000 yılının devre arasında gitmişti. Miller'la ölçtüğümüz zaman Kenny Miller zaten e, geldiğinde zor e, tutuyordu Blackburn Rovers evet. E, hem Glasgow'da daha doğrusu hem Rangers'ta hem Celtic'de. Oynayan oyuncu, hmm. onu da söyleyeyim azdır ikisinde birden Tabii. gezenler ki eskiden çok daha farklı ayrımlar vardı. Galatasaray'a da teknik direktör olarak gelen yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa Graham Sunis. O takımlar arasında bu katolik protestan hmm. ayarını da ilk bozan teknik direktördü. Yani bayağı tepki toplamıştı Graham Sooners. yani evet. Paul Gascoigne'in de öyle bir hikayesi vardı yanlış hatırlamıyorsam. E, sahada enteresan bir hareket yapıp e, insanları birbirine düşürecek şekilde e, yapmıştı. Biz, her hareketi Paul Gascoigne'in her öğrendi. hareketi. Galiba Paul O tarihsel... O, İskoçya'da o tabuyu yıkan adamdı Gremsonu aynı zamanda. Bu Katolik-Ortodoks meselesindeki kulüplerden işte biri daha, biri Katolik. Celtic. <laughs> <laughs> Celtic'i yanlış hatırlamıyorsam protestan oyuncu transfer ederek çok fazla tepki öyleydi, öyleydi galiba, e, galiba gelmişti. Be. Belki. Emirhan Akkuş bir de Türkiye Kupası var. Türkiye Kupası ne olacak? Fenerbahçe Kupayı alır mı? Demiş. Yani bir her şey normale dönsün. O lig programlaması için de Türkiye Kupası da düşünülecek zaten yani. Yani oraya sığdıracaklar onu da yapacak bir şey yok. Muhtemelen tekil bütün takımların maç yapacağı bir ortam oluşturulacak. Ben çok fazla seyahat edileceğini düşünmüyorum yani. Bilal Ilgaz Bey'in şipşak cevaplarına hastayım demiş sormayın. Bir de bu soruyu hazırlarken bak şimdi bilemeyecek diye hazırlıyor ya Cengiz Han. <laughs> Sen de anında cevap veriyorsun. Ee, Yaşar Akkuy'una çok teşekkür ederiz. Siz de e, öylesiniz. Bize enerji veriyorsunuz. E, onu söyleyeyim. Sakarya'ya gidelim. gidelim. Ee, Doğukan. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl bir tercih ya? Nasıl bir şey ya? Oy! <laughs> bizim vereceğimiz tüm tepkileri ver. evet. Puan evet. ver bari. Ben <laughs> onu abi ne diyeyim <laughs> yani. <laughs> Konsa geldi tip. arkada enteresan. Cengo var sandım yani. ben. Cengo'nun da böyle sandım. tepkileri evet, vardır evet, ya evet, öyle evet, içerideyken. Evet, evet. <laughs> Ama harika olmuş. Müthiş müthiş. Muazzam tebrik ederim. Abi yani hareketler şey gibi. Eee Witt'in e, buz e, pistindeki oh. dansı gibiydi hakikaten yani. <laughs> Ama nasıl bir efsaneyden bahsettin tabii yani. Muazzamdı ya hakikaten. Ya yani, e, bazen özlüyorum. Evet. Artistik patinajı, çiftleri, tekleri izlemeyi. Çiftler değil mi? İngilizler ve Rusların bir e, çiftleri vardı. Sürekli her e, şeyde karşı karşıya gelirlerdi. Çok uzun zaman sonra onlar profesyonel olmayı tercih etmişlerdi. Tabii. İngiliz çift hep benim aklımda daha fazla kalmıştı. İsimleri kalmasa da hani görüntü olarak e, hep vardır aklımda yani. E, diğer tarafta biraz SSCB soğukluğu da vardı aynı zamanda. Ama onlar da çok iyiydi. Muazzamlar. Muazzam, evet, muazzam. çiftler. sporcular yetiştirdiler. Dünya yani iki ay var. önce... E, i̇ki ay önceydi galiba Avrupa Busba Tennis Şampiyonası'nı vermişti e, TRT hatırlamıyorum. E, orada yani sporcuların yaşı artık 18 altı yani hani bildiğin U17'ler normal kategoride yarışmaya Biz başladılar kategori. artık tabii, tabii, inanılmaz tabii. yani. O zaman da öyleydi yani evet. çok iyi sporcular evet. yetiştiriyordu Sovyet Sosyal Cumhuriyetler Birliği. E, Avrupa'da bu olimpiyatlar, e, kış olimpiyatları bile soğuk savaş halinde tabii. geçmeye devam <gülüyor> ediyordu. <gülüyor> Değil mi? Tabii. Küba çıkıyordu, millet beni somutuyordu. unutuyordu. <laughs> <laughs> Oraları açtık, bayağı zaman oldu. Baran önce Şanlıurfa, Ceylanpınar, Suriye sınırından selamlar demiş, selamlarımızı selamlar. E, gönderelim. E, ve Brüksel'den selamlar demiş İbrahim Paşa. Brüje bizden de, Brüksel'e selamlar abi. Evet, Ender Alkan'a da selamlarımı iletirseniz o. sevinirim demiş. Tabii ki, ne demek.